Merhaba, lisanslı eğitim öğrenci adaylarımız. Ben Profesör Doktor Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanıyım. Ben size eğitim bilimleri ENSİ lisanslı eğitim programlarından eğitimin sosyal tarih temelleri bilim dalı hakkında bilgi vereceğim. Bilim dalımız Türkiye'de çok az sayıdaki yüksek lisanslı eğitim bilim dallarından birisidir. Amacımız Türkiye'de eğitimin sosyal ve tarihi temelleri konusunda ilerlemek isteyen, akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerimizin bu alanda eğitim hizmeti vermek. Bölümümüz, ana bilim dalımız birlikte programları yürütüyor. İşte eğitim programları ve öğretim bölümü ENSİ'de bu şekilde ana bilim dalı olarak geçiyor. Onun alt dalı da eğitim sosyal tarih temelleri bilim dalı. Derslerimiz genellikle sosyal ve tarihi ağırlıklı dersler. Tabii bunlar genel anlamdaki sosyal programlar değil. Eğitimle ilişkilendirebileceğimiz sosyal alanlarla ilgili. Çünkü eğitim dediğimiz olgu bir toplumsal hizmettir. Bu toplumsal hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi için hem mevcut toplumsal yapının tanımlanması, incelenmesi, buradaki ilişkilerin ortaya konması, eğitimi etkileyen faktörler olarak önemlidir. Bir de tabii bu işin geçmişi var. Bu da tarihsel boyutta eğitimin incelenmesi. Çünkü biz bugünkü eğitim uygulamalarımıza geçmişe bakarak yön veriyoruz. Yani geçmişte nasıl bir eğitim yapımız vardı, işte Türk toplumlarının devlet olarak ortaya çıkışından günümüze kadar geçen süreçte aşamalar, değişim dönemleri yaşadık. İşte İslam öncesi, İslam sonrası, Cumhuriyet dönemleri. Burada kurduğumuz devletler var. Bunların sosyal, siyasi, ekonomik yapıları birbirinden farklı. Örneğin Hunlar, Göktürkler, Uygurlar İslam öncesi dönemken işte Selçuklular bir medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı ayrı bir medeniyet olarak ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve günümüze kadar gelen bir süreç var. Bu tarihsel süreçte kurduğumuz eğitim müesseseleri var, yapılar var, uygulamalar var. Bu uygulamaların hem sosyal anlamda hem tarihi anlamda eğitime yön verdiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede de biz lisanslı eğitim yapıyoruz. Bizim programımız sadece yüksek lisans eğitimi veriyor. Bu alanda doktora eğitimde planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bölümümüzde bazı sayılar vereceğim sizlere. Bizim yaklaşık olarak 28 akademik kadromuz var. Bunun 9 profesör, 8 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi kadromuz var. Bölümümüz Türkiye'de, yani eğitim bilimleri olarak söylüyorum ki bunun altında eğitim programları ve öğretim de ayrıca bizim yüksek lisans eğitimimizle ilgili olan ana bilim dalı en zengin kadrosuna sahip olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim 4 eğitim bilimleri bölümünün birleşmesinden meydana gelmiş bir bölümümüz var. Kadromuz oldukça zengin. Öğrenci adaylarımız eğitimle ilgili herhangi bir konuda çalışacakları bir öğretim üyesini çok rahat bir şekilde danışman olarak seçebilirler. Bizim yüksek lisans programımızda yaklaşık olarak 46 öğrencimiz var. Bu öğrenci sayımız lisans üstü eğitim için, özellikle yüksek lisans için iyi bir sayı olarak görülebilir. Bizim programımıza kimler müracaat ediyor? Genelde tabii ağırlıklı olarak eğitim fakülteleri öğrencileri içerisinden taleplerimiz oluyor. Bu öğrenciler içerisinden baktığımız zaman işte tarih bölümümüz, sosyoloji öğretmenliği, felsefe öğretmenliği, edebiyat bölümleri gibi ve diğer bölümler ama ağırlıklı saydığım bölümlerden öğrencilerimiz oluyor. Tabii biz burada bir ayrım yapmıyoruz. Eğitim fakültesi çıkışları zaten öncelikli olarak da kayıtlarında bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu programlarımız bu eğitim fakültesine dayalı olarak gerçekleştiriliyor. Eğer eğitim fakültesi mezunu değilse kişi tabii pedagoji formasyon sertifikasına sahip olması gerekiyor. Şimdi biz burada bir yıllık bir bilimsel hazırlık uygulaması yapıyoruz. Bu bir yıllık bilimsel hazırlık programı iki dönemden
meydana geliyor. 6 tane dersimiz var. Bundan başarılı olan öğrencilerimiz lisans eğitiminden, yani yüksek lisansın ilk yılında derslerini alırlar. Bu ders sayısı yaklaşık olarak 8 ve bunun sonucunda da bir yıl, yani resmi süre olarak bir tez hazırlama süremiz var. Bu sürenin sonunda da kişi kendi çabalarıyla başarılı olabiliyor. Şimdi dersler genellikle sosyoloji, eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, işte öğretmen yetiştirme, bilimsel araştırma teknikleri gibi böyle üzerine ağırlık koyarsak bu alanların içerisine giriyor. Örneğin sosyoloji, eğitim sosyolojisi diye düşündüğümüz zaman mesela toplumsal cinsiyet eğitimi, eğitim ve toplum, göç konularında derslerimiz var. Yine tarihle ilgili olarak işte Cumhuriyet dönemi eğitim müesseseleri, Osmanlı dönemi eğitim müesseseleri gibi Türk düşünce, eğitim düşüncesinin gelişimiyle ilgili dersler var. Cumhuriyet dönemiyle ilgili eğitim müesseseleri, kurumlar, eğitimcilerle ilgili derslerimiz var. Bunların bütünü bizim programımızı meydana getiriyor. Tabii ayrıca bilimsel açıdan öğrencinin yetişebilmesi için bir de bizim bilimsel araştırma derslerimiz var. Aslında bilimsel araştırma dersleri eğitim bilimleri enstitüsündeki bütün lisans üstü programların zorunlu dersleri arasında yer alıyor. Biz ana bilim dalı ve bilim dalı olarak sizleri dilediğiniz anlamda yetiştirebileceğimizi ve bizi tercih etmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Hem Ankara merkezinde olmamız ulaşım kolaylığı anlamında ulaşabilme hem de öğretim elemanlarıyla birebir yapılan görüşmelerle derslerin de öğrencilere göre ayarlanabilmesi söz konusu. Aslında bir başka kolaylık da şu, biz öğrencilerimize derslerimizi ilan ediyoruz. Bu ilan içerisinde öğrenci işte zorunlu ve seçmeli dersler içerisinde istediği hocadan istediği dersi alabiliyor. Yani burada öğrendiği herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Programımız öğretim üyelerinin bildirdiği gün ve saatlere göre, öğrenciler de kendi saatlerine göre, çalışma koşullarına göre istediği hocadan istediği dersi alabilme şansına sahip. Bir yıllık süreç tamamlandıktan sonra lisans üstü tez yapım aşamasına öğrenci geliyor. Danışmanlığı biz ders döneminin birinci yılı, yarı yılı bittikten sonra öğrencilere bir form veriyoruz. Bu formda öğrenci kendi tercih ettiği öğretim elemanlarını listeliyor. Bu liste içerisinde öğrencinin tercih sıralaması ve hocaların yüküne göre biz öğrenciye bir danışman atıyoruz. İkinci dönemde seminer dersini hocasıyla birlikte yürütüyor. Ve bunun sonundaki işte bir sonraki dönemde tez aşamasında hocasıyla birlikte çalışıyor. Programımızın doktora kayınlayan, yani doktoraya geçiş süreci bizim enstitümüzde açılan doktora programı olan, eğitim programları öğretimde açılan program gelişme doktora programı var. Bu programda doktora yapılabiliyor ya da işte Ankara Üniversitesi'nde açılan bir başka doktora programı var. Orada da yapabilir. Yani programımız aslında size birçok imkana uygun olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.